Hazır mıyız arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Çok değerli basın mensupları. Sözlerime başlamadan önce Ataşehir Örnek Mahallesi'nde seçim ofisimize gece gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak sözlerime başlıyorum. Evet gece seçim ofisimize üç el ateş edildi. İstanbul İl Örgütümüze geçmiş olsun. Bu saldırılar aslında demokrasiye yapılan saldırılardır ve bu saldırıları gece karanlıkta gerçekleştiren korkaklar cesareti bu iktidardan almaktadır. Bir iktidar hukuk devletinden uzaklaştıkça işte böyle korkaklar, mafyalar, çeteler cirit atmaya başlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece gündüz siyaset yapacağına seçim çalışmalarını yürüteceğine görevini yapsın. Görevini yapsın ki asayiş sağlansın. Hiçbir saldırı hiçbirimize üyemizden genel başkanımıza kadar bir milim dahi geri adım attıramaz. Çünkü bizim verdiğimiz mücadele demokrasi mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. Bu kutsal mücadele için gereken her türlü bedeli ödemeye de hazır olduğumuzu zaten sürekli ifade ettik, yine ediyoruz. Değerli basın mensupları, bir meslektaşınız gazeteci Serdar Akinan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ahmetçe köyünde gece gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde İstanbul'a sevk edildi. Halen gözaltında ve soruşturma ile ilgili de gizlilik kararı olduğu söyleniyor. Dünyada en çok gazeteciyi cezaevine atan dört ülkeden biriyiz maalesef. Bu utanç verici tablodan da saray iktidarı sorumludur. Bir ülkede ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü yoksa zaten orada demokrasi de yoktur. Gazeteci hakkında bir iddia varsa bu iddialar ciddi dahi olsa gözaltına almak zorunda değilsiniz, tutuklamak zorunda değilsiniz. Davet edersiniz, ifadesini alırsınız, daha sonra iddianameyi düzenlersiniz, dava açarsınız, yargılanır, hüküm giyebilir, Berat edebilir, o mahkemenin işidir. Ama burada amaç korku kültürünü büyütmek, korkuyu büyütmek. Amaç bu korku kültürünü büyüterek insanların, gazetecilerin, siyasetçilerin, akademisyenlerin, gençlerin, kadınların susmasını sağlamak. Asla bu korku kültürüne yenilmeyeceğiz. Çünkü hep birlikte 14 Mayıs'tan sonra demokratik hukuk devletini tesis edeceğiz ve özgürlükleri getireceğiz. Değerli basın mensupları, bütün Türkiye'nin bildiği gibi 6 parti millet ittifakı olarak seçime giriyoruz. Seçim ittifakı protokolümüzü de Yüksek Seçim Kurulu'na sunduk. Millet ittifakı olarak neler yapacağımız konusunda kendilerini bilgilendirdik. Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden adaylarını gösterecekler dedik. Türkiye'de 16 ilde de İyi Parti ile birlikte hareket ediyoruz, işbirliği yapıyoruz. 9 ilde CHP listesiyle, 7 ilde de İyi Parti listesiyle gireceğiz dedik. Tüm bunları söylememize rağmen Yüksek Seçim Kurulu dün gece maalesef öyle bir karar aldı ki yine maç başladıktan sonra kuralı değiştirdi. Evet maç başladı. Millet İttifakı önde. Millet ittifakı çok iyi mücadele ediyor. Sarayın duvarları arasında korku çok büyük. Erdoğan'da ve Cumhur İttifakı'nda kaybetme korkusu o kadar büyümüş ki ne yapabiliriz de acaba bu seçimi, bu maçı çevirebiliriz diye artık her yola başvuruyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki yüksek yargıçlara da buradan yine seslenmek istiyoruz. Sizler Danıştay'dan Yargıtay'dan gelerek Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapan yüksek yargıçlarsınız. Sizin bir tek efendiniz vardır. O da hukuktur. Yasalardır. Seçim kanunlarıdır. Öyle bir karar aldılar ki ve bu kararı AK Parti temsilcisinin baskılarıyla, telkinleriyle aldılar. Çok iyi biliyoruz. Bu 16 ilde İyi Parti ile işbirliği yaptığımız 16 ilde Millet İttifakı ünvanını kullanmamıza müsaade etmiyorlar. Bu illeri sayacağım. 9 il Cumhuriyet Halk Partisi listesiyle girilecek Millet İttifakı olarak. Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize, Van. Bu 9 ilde Millet İttifakı CHP listesiyle, tek listeyle seçimlere girecek. Ama diyorlar ki Millet İttifakı çatısı altında giremezsiniz. Yalnızca CHP logosu ve listesi olacak. Bu dokuz ildeki tüm vatandaşlarımıza, tüm seçmenlere sesleniyorum. Unutmayın ki orada Millet, Millet İttifakı'nı CHP temsil ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi logosuna altı oka mührünüzü basın. Onlar bu dokuz ilde Millet İttifakı'nı silmek istiyorlar ama siz oylarınızla onu yazacaksınız. Yine 7 il, Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş ve Yozgat'ta bu 7 ilde de Millet İttifakı iyi Parti listeleriyle seçime giriyor. Bu 7 ildeki tüm seçmenlere de seslenmek istiyoruz. Burada da Millet İttifakı'nı iyi Parti'nin temsil ettiğini asla unutmayın. Yüksek Seçim Kurulu bu kararı 7'ye 4 oy çokluğuyla aldı. Ve yasal dayanağı olmayan bir karardır. Biri çıksın bu aldıkları kararın yasal dayanağını göstersin. Gösteremezler çünkü maalesef talimatla, telkinle alınmış bir karar. Tekrarlamak istiyorum. Maç başladı. Maç başladıktan sonra yeni kurallar getiriyorlar. Biz Türkiye'de ittifak yapıyoruz. Biz millet ittifakıyız. Hangi ilde ortak tek listeyle gireceğimize biz karar veririz. Siz karar veremezsiniz. Ama size en güzel cevabı milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta verecek. Maç başladı. Çok güçlü bir takım var sahada. Bu takımın kaptanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu takıma iki yıldız daha eklendi biliyorsunuz. Ankara ve Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarımız işte bu güçlü takım, bu yıldızlar karması 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'yi, yarının Türkiye'sini inşa edecek milletimizle birlikte korkuları bu. Kaybetme korkusu, her türlü hukuksuzluğu maalesef saray iktidarına yaptırmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nu ve yargıyı da silah olarak kullanmaya devam ediyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'na da seslenmek istiyoruz. Yasal dayanağı olmayan hiçbir karara imza atmayın. Çünkü bir gün gelir herkes hiçbir ayrım olmadan yine hukuk önünde hesap verir. Bizim hiçbir endişemiz yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi girişimlerde bulunurlarsa bulunsunlar biz çok iyi biliyoruz ki geliyor, gelmekte olan. 14 Mayıs'ta kazanacağız ve iktidar olacağız. Tüm bu hukuksuzluklara da, bu keyfiliklere de son vereceğiz. Yine bugün bu kürsüden Türkiye'ye 85 milyona söz veriyoruz. Yine baharlar gelecek ve hiç kimse unutmasın. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Teşekkür ediyorum. Soru varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen bir soru oldu. Soru tele tarafından yönlendirildi. tele sorusu şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi kamu yayıncılığı yapması gerekirken görevini yerine getirmeyip tarafsızlık ilkesini iktidar partisinden yana bozduğu gerekçeleriyle TRT hakkında suç duyurusunda bulunup kamu davası açmasını talep et. Ayrıca Sana Söz Yine Baharlar Gelecek isimli reklam filminin TRT kanallarında yayınlanmaması üzerine de kurma resmi bir başvuruda bulundu. Başvurunuza bir geri dönüş oldu mu? Kamu yayıncılığı yapması gereken TRT'nin şu anda uyguladığı yayıncılık anlayışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim bu önemli soru için. Evet, kamu yayıncılığı yapması gereken TRT, yasal bir kurum, anayasal bir kurum, maalesef saray iktidarını ve Cumhur İttifakı'nın reklam ajansına, yayın organına dönüşmüş durumda. Anayasada ve yasasında tarafsız olma zorunluluğu var TRT'nin. TRT Genel Müdürü hakkında şikayette bulunduk Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Çünkü görevini suistimal ediyor, görevini kötüye kullanıyor. Kamu hizmetini engelliyor, siyasi faaliyeti engelliyor, demokrasiye darbe vuruyorlar. Reklamlarımızı yayınlamadılar Cumhurbaşkanı adayımızın. Başvuru yaptık, ihtar çektik, ondan sonra yayınlamak zorunda kaldılar. İşte saray iktidarı TRT'yi de, Rütü'yü de, basın ilan kurumunu da muhalefete karşı, özgürlüklere karşı, halkın gerçekleri öğrenme ve haber alma hakkına karşı bir silah olarak kullanmaya devam ediyor. Bunların hepsini düzelteceğiz. Az kaldı. Geliyor, gelmekte olan basın özgürlüğünü de, ifade özgürlüğünü de kısacası demokrasiyi de hep birlikte tesis edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.